Merhaba ballar, yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda sizlere başlıktan anlayacağınız gibi gözleri daha büyük göstermek için nasıl makyaj yapılacağını göstereceğim. Şayet şu gözümden daha büyük göründüğünü düşünüyorsanız izlemeye devam edin. Cilt makyajımı yaptım. Göz makyajımdan bir tanesini yaptım. Hem aradaki farkı görün videoya başlamadan önce, doğal olarak ilginizi çekerse izleyin diye. Hem de vakit kazanmak açısından böyle bir şey yaptım. Hemen başlayalım. İlk olarak makyajımda, göz makyajımda Urban Decay'in Naked 2 paletini kullanacağım. Renklerin çok önemli olduğunu düşünmüyorum ben. Yani paletin markasının, işte siz Flormar kullanabilirsiniz, MAC kullanabilirsiniz, aynısını kullanabilirsiniz. Hiç duymadığım, bilmediğim bir marka kullanabilirsiniz. Önemli olan o değil. Önemli olan uygulama şeklimiz. Ben elimde aradığım renkleri bulundurması açısından bu var diye ve sevdiğim bir palet olduğu için bunu kullanacağım. Öncelikle paletteki Bu Recall isimli şu açık şampanyamsı, beyazımsı, kremimsi rengi tüm göz kapağıma olduğu gibi süreceğim. Ben herhangi bir baz kullanmadım. Uzun süreli bir makyaj olsun istiyorsanız baz kullanabilirsiniz. Şöyle bir fırçayla, Cosasense'in fırçasıyla Charlie burada saf saf suratlar yapıyor bana. Aldım olduğu gibi. Aşkım yürü. Olduğu gibi sürüyorum. Neredeyse kaşıma kadar, tam tabii ki kaşıma kadar değil ama kaş altıma kadar sürüyorum fare olduğu gibi. Daha sonra yine başka bir fırçayla, aslında bir başka Cosasense fırçası bu. Paletteki Busted isimli şu rengi alıyorum. Işıltılı bir kahve diyeyim hadi buna. Aldım. Ağzını şöyle pıt pıt yaptım, attım. Ve gözümün dış kısmına sürüyorum. Çok öpücü dağıtıyorum. Aynı fırça yardımıyla. Sonra şöyle bir başka fırça alıp Tease isimli bu mat orta tonlu morumsu topu aldım. Azıcık alıyorum fırçaya ve şu kriz bölgesine, ne diyorlar şuraya, şu hani kaş kemiğimizin altındaki bölgeye olduğu gibi dağıtıyorum. Hem de az önce sürdüğüm koyu renkle de karışmış oluyor. Gölgelendirme yapıyorum. Farları güzelce birbirine dağıttıktan sonra ilk kullandığım far fırçamı tekrar alıyorum ve ilk sürdüğüm renge tekrar gidiyorum. Ve şöyle göz kapağımın ortasına onu tekrar dokunduruyorum ki yoğunluk burada olsun. Gözlerim daha açık, daha aydınlık görünsün. Farlarla işim bitti sayılırım. Sonra ne yapmıştım? Bir adet siyah göz kalemini alıyorum. Benim kullandığım L'Oreal'in Carbon Black Le Coal Pencil'ı, yani en koyu rengi. Ve üst göz kapak çizgimi olabildiğince yakın, üst göz kapak değil, üst kirpik çizgime olabildiğince yakın, hatta kirpiklerimin arasına gelecek şekilde incecik bir çizgi çekiyorum. Ne kadar yakın olursa kirpik çizginize o kadar iyi. Burada maksat kirpiklerimizi olduğundan daha dolgun, daha böyle kara kara göstermek. Çizdiğimiz şeklin çok mükemmel olmasına gerek yok. Zira onu birazdan dağıtacağız.
Ama ben o kirpiklerdeki koyu, dolgun görüntü olsun istiyorum. Bunu içe kadar getiriyorum. İçe kadar getirmemin amacı, az önce bilmiyorum videonun başına dikkat ettiniz mi ama bu gözüm bundan daha hem açık hem de daha uzun bademimsi gibi görünüyor. O şekli yakalama, yoksa normalde çok da öyle badem gözü birisi değilim. Mümkün mertebe süre süre geldik. Burada bir kuyruk oluşturmuyorum. Onu eyelinerımla zaten oluşturacağım. Şu şekilde sürdüm. Çok da dikkat ederek sürmedim gördüğünüz gibi. Sonra fırçalarımı şu gözümü yaptıktan sonra temizlesem harika olacaktı ama neyse, şöyle bir kalem uçlu fırça ile bu Essence'in bir fırçası ve bu fırçaya aşığım. Ucuz da olduğunu tahmin ediyorum. Türkiye'de de bulunabilir. Gidin alın. İsmini bilmiyorum diyecektim. Bilmiyorum, evet. Essence yazıyor ismi sadece. Şu fırçası. Harika. Dağıtıyorum bunu. Yine mümkün olduğunca, Allah gözümün içine sokmadan diyecektim ama çok mümkün olmuyor. Ama gene mümkün olunca kirpik çizgimi çok yakın tutmaya çalışarak, aynı çirkin görünüyorum şu an, dağıtıyorum. Sonra ne yapmıştım? Bunu yaptıktan sonra yaptığım işlemleri tek tek hatırlamaya çalışıyorum. Eyeliner'ı mı sürmüştüm önce? Sanırım evet, eyeliner sürmüştüm. Yine Essence'in likid eyeliner'ını, siyah rengi bendeki, alıyorum ve çiziyorum. Burada eyeliner ile ilgili dikkat etmemiz gereken bir husus var. Kuyruğumuzu ince yapıyoruz. Fakat şayet çekik gözlü gibiyseniz ve biraz daha bademliyse, biraz daha yuvarlak gözleriniz olsun istiyorsanız, dış kısmını ince, iç kısmını ince, orta kısmını biraz daha dolgun çiziyoruz. Bunu gösterebilir miyim bilmiyorum. Şöyle orta, içten ortaya kadar normal geldim. Orta kısmını da biraz abarttım. Kolumu açtırdım. Dışa doğru gelirken yine incelterek gittim. Bilmiyorum görebiliyor musunuz ama şöyle bir bombelilik olsun istiyorum. Pardon. Şu şekilde. Eyeliner'ımla da İşim bitti. Hem tek elde bir şey tutup hem de tek elde eyeliner sürmek çok kolay olmuyor. Umarım görebilmişsinizdir. Sonra eyelinerimin kurumasını beklerken kaşlarımı dolduracağım. Yine Essence'in, ne kadar çok Essence ürünüm olduğu sayenizde sizler gönderiyorsunuz bu arada. Teşekkür ederim. Amerika'da tek bir yerde var Essence ve bana çok uzak, pek bulamıyorum. Ama sağ olun siz göndermişsiniz. Brown isimli kaş kalemiyle kaşlarımı dolduruyorum. Likidim kuruyana kadar. Bunu da çizdikten sonra kaşlarımı şu arkasının fırça kısmıyla azıcık dağıtacağım daha doğal dursun diye. Sonra ne yapmıştım ben? Şu. Ay bu değil tabii ki, bu bir rimel. Annem nereye koymuşum ya ben onu? Heh. Hangi markaydı bu? Catrice markasının, bunu bana sevgili Esra göndermişti. Gerçi bu bir kaş altı aydınlatıcısı ama ben bunu gözümün içine kullanacağım. Denedim, herhangi bir zarar vermiyor benim gözlerime. Olay şu. Ten renginize yakın. Bu biraz pembemsi. Ama sarı olur. Yani sarımsı olur. Nudumsu olur. Hafif pembemsi olur. Ten renginize yakın. Daha doğrusu ten rengi
bir kalemi göz içimize süreceğiz. Beyazdan kaçınmaya çalışıyoruz çünkü beyaz çok yapay durabiliyor ama elinizde başka hiçbir renk yoksa beyaz da olabilir. Gözümün içine göz pınarımı mı denir? Alt kirpik çizgimin üstüne sürüyorum. Bunun faydası gözlerimi olduğundan normalde olduklarından daha açık, daha uyanık göstermek olacaktı. Bir şey, siyah da bir şey bulaşmış buna. Az önce sürdüğüm gözümden göz kalemi muhtemelen içini pembe yapacağı yerde siyah yaptı. Yapısı yumuşacık ve çok güzel. İçeriye kadar şu şekilde sürüyorum. Dediğim maksat gözlerimizi daha açık göstermesi. Sonra bu tarz ürünler sürdüğümde genelde benim alt kirpik diplerime, kirpiklerime bu ürünler bulaşıyor ve hoş olmayan bir görüntü yaratıyor. O görüntüyü yok etmek için gene az önce kullandığım Essence fırçamla paletteki Bastard isimli rengi alıyorum. Hatırlarsanız şu en dışa ikinci sürdüğüm fardı. Onu aldım ve kirpik çizgimden dışarı doğru dağıtarak onu sürüyorum. Böylece sanki kirpiklerimiz hem daha dolgun dolgunmuş gibi hem gözlerimiz daha açıkmış gibi bir görüntü sağlayacağız. Bunu biraz kalın tutmaya çalışıyorum. Ne kadar kalın yaparsam sanki gözlerimin arasındaki açıklık o kadar fazlaymış gibi doğal olarak gözlerim daha açıkmış gibi görünecek. Sonra yine en dışta kullandığım, geçiş rengi olarak kullandığım T-Zen yine aynı fırçayla alıyorum. Ve bu sefer az önce sürdüğüm rengin de altına şöyle sürüp onu iyice dağıtıyorum. Bu arada tabii göz altlarıma dökülmeler olmuyor değil. O kadar artık olacak. Sonra ne yapmıştım? Bu iki göz arasındaki fark ne? Rimel. Bunları tek tek hatırlamaya çalışıyorum. Rimelimizi sürmeden önce şayet kirpiklerimizi kıvırırsak bir kirpik kıvırıcısıyla gözlerimiz olduğundan daha da açık görünecek. Kirpiklerimi kıvırıyorum. Ve özellikle de dolgunluk veren siyah bir rimeli gözlerime sürüyorum. Bu esnada dilerseniz arkadaşlar takma kirpik kullanabilirsiniz. Takma kirpikler gözü her zaman olduğundan daha büyük gösteriyor. Fakat ben kaç kişi günlük hayatında makyaj yaparken takma kirpik kullanacak ki diye düşünerek takma kirpik takmadım. Ama onun yerine 3-4 kat koyu koyu, dolu dolu maskara sürmenizi tavsiye ediyorum. Ki kirpikler olduğundan çok daha gür, hacimli gözüksün. Ay konuşamıyorum cidden. Gözünsün nedir? Alt kirpiklerime de sürüyorum. Şayet gözleriniz dışarı doğru biraz daha ne derler ona? Böyle kuyruk diyeceğim. Görünsün istiyorsanız rimelinizi dış göz kirpikli ay cidden çok özür dilerim arkadaşlar. Dış kirpiklerinize şöyle bolca sürebilirsiniz. Yani iç kısmına daha az, dış kısmına daha çok şeklinde. Sonuç olarak bol bol rimel sürmeniz gerekiyor. Bir ufak detay var. Eyeliner ile ilgili söylemeyi unuttum onu. Şayet gözleriniz çok içeri doğru basıksa ve ufaklarsa ve amacınız haliyle büyük göstermekse bazen eyeliner gözleri basık gözleri olduğundan daha da basık gösterebiliyor. Bu anlamda eğer öyle bir sorunuz varsa eyelinerınızı sürmeye içeriden başlamayın. Gözünüzün yarısından başlayın. Yani şu yarısını eyeliner sürmeyin. Gözünüzün ortasından başlayıp dışarı doğru sürün. Böyle çok fazla basık görüntü olmayacaktır. Hemen sürmeye, kat kat sürmeye devam ediyorum.
Evet arkadaşlar. Yapacağım son bir işlem kaldı. O da yine gözlerim olduğundan daha açık, daha uyanık göstermek için. Az önce kullandığımız far paletindeki en açık renk olabilir. Herhangi simli beyaz bir renk olabilir. Ben Sleek paletimdeki şu aynayı kapatayım. Şu highlighter renginden alıyorum. Ve göz pınarıma sürüyorum. Bolca. Yine aynı rengi alıyorum. Kaşımın kabısının altına hafifçe sürüyorum. Kalanı şöyle bir geçiriyorum. Azıcık daha sürüyorum. Burnumun içine kadar sürmeseydim tabii iyiydi. Ve bu kadar. Benim gözlerimi büyük göstermek istediğimde uyguladığım makyaj bu şekilde. Umarım faydası olmuştur. Bir de rus süreyim. Şu makyaj tamamlanmış görünsün. Ne sürsem ne sürsem. Hadi Revlon'un Sweetheart'ını süreyim. Bu var önümde. Sanki benim bir tane daha vardı. Revlon mu sürsem, Nars Organ'ı mı sürsem? Hadi Revlon'u süreyim. Evet arkadaşlar, umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım kullanması zor bir makyaj ya da yapması zor bir makyaj değildir sizler için. Umarım da işinize yarar. Çaylı yine burada şebeklik yapıyor bana. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım büyük bulmuşsunuzdur gözlerimi. Umarım hoşunuza gider, işinize yarar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir başka videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Bal yanaklarından bir sürü öptüm. Hoşçakalın.